6 Kasım 2024 çarşamba İstanbul at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Detaylı çalışmalarımızı yaptık. 2. altılı ganyanı YouTube kanalımızda yorumlayacağız. İlk altılı ganyan yorumları ve yarış günü gelecek olan son dakika bilgileri WhatsApp üyelerine paylaşılacaktır. Hazır ve güncel şablon isteyen takipçilerimiz bir yıldır aynı fiyattan devam ettiğimiz WhatsApp üyeliğini hemen deneyebilirler. Birçok bülten ve çeşitli mecralarda çok daha detaylı yazılı yorum ve altılı şablon verdiğimizi bildirmek isteriz. Şimdi İstanbul programındaki yorumlarımıza geçelim. 4. koşu. 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 5 yarış 1300 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda idman görüntülerin istinaden 5 numaralı Mr Gino'ya ilk şansı vereceğiz. Ön tarafta yüksek tempo olacak. Amadeus Havok ve Medrunner gibi atlar varken liderliği istemez ve önde sabırlı bir bekleme yaparsa kazanma şansı katlanacaktır. Mr. Gino yarış günü alternatif banko olarak değerlendireceğimiz isim olacaktır. Rakipleri de bizce 7 numaralı Velox ve 8 numaralı Mind the Devil olabilir. 2 numaralı Havok ise ön gruptan sigorta amaçlı yazılabilir. 5. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı handikap 15 yarış 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo olmayacak. Koşuyu önlerde kabullenen at sayısı fazla fakat liderliği alarak yarışan at sayısı azdır. Özellikle bu tempoda dikkat etmeniz gereken isimler 12 numaralı Moğoloğlu, 4 numaralı King Rasim ve 3 numaralı Gökçe Soydur. Bu üçlü önde tempoyu belirleyecek ve düzlüğe de muhtemelen diri çıkacaklar. Direnci fazla olan kazanabilir. 9 numaralı Maviş'in kızı son yarışında benzer rakiplerini kolay geçti. Bugün Kocakaya idaresinde daha şanslı olabilir. Fakat çok beklememesi gerekecek. Form tutan 8 numaralı Asaf Baba İyi koşup kazanamasa da 7 numaralı Anemon çiçeği ve güçlü isim 5 numaralı ille de Doru'da sağlam kuponlarda olsun. 6. Koşu 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı şartlı 5 yarış, 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. 3 numaralı Lima bugün çok zorlanmadan liderliği alacaktır. Son yarışında güçlü rakiplere son metrelerde geçilmişti. Eğer aynı yarışını yapabilirse bugün bu rakiplere teslim olmayacaktır. 1 numaralı Büyük Yıldız kaba kumda ve çim pistte çok iyi koşuyordu. Deyin ve sentetiğe dönen pistte kazanınca oldukça dikkat çekti o gün önüne aldığı rakibini düzlükte geçmesi çok önemliydi. Bugün de Lima'yı aynı şekilde geçebilir. 4 numaralı Gideros'un bu rakiplere diş geçirmesi zor gözüküyor. Ama sentetik pistteki tek yarışını kazanırken düzlükte çok akışlı gördük. Gideros sentetik pistteki yarışını geçen yıl yaptı fakat son 400'deki derecesi aynı pist ve mesafede Lima'nın son 400 derecesi ile hemen hemen aynıdır hatta daha iyidir. Lima önde kaçmış olsa da son 400'e diri girdi ve varını yoğunu ortaya koydu. Gideros ise tutarak son 400'e geldi ve sonradan sprint kalktı. Yani aynı koşuda denk gelseler aynı şartlarda Lima'yı oldukça zorlar ve geçebilir diyebiliriz. Bizim analizlerimize göre kilo farkını da alan Gideros bu koşuda iş yapar. Tutmayanlar yazmayabilirler. 2 numaralı Gelibolu Yıldızı ve 6 numaralı Jima'ya kapatmak adına şans verilebilir. Geniş kuponlara ekleyebiliriz. 7. koşu. İki yaşlı İngiliz atlarının katılacağı maiden yarış 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır bu koşuda iyi yarışları olan birkaç isim var. Fakat biz hem yarışları hem de idman görüntülerine istinaden iki ismi ön plana çıkardık. Bunlar 3 numaralı Night Flyers ve 5 numaralı Son of the Knife'dır. Night Flyers'in çim pisti iyi koşabileceğini düşünüyoruz ama çok net bir şey diyemeyiz. Yani kesinlikle iyi koşar diyemiyoruz. Bir izleyip görmek lazım. Mükemmel durumundan dolayı ilk sıradan yazalım. Son of the Knife ise çimdeki dördüncülüğünde çok iyi gözüktü. İdmanda da artan bir form durumu var. Bugün çok daha iyi koşacağını düşünüyoruz. Bu iki tayı bugün için yeterli gördük. Yarış günü çok iddialı bir duyum gelirse ekleme yaparız. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 8. koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı şartlı 4 yarış 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda 6 numaralı My Pretty Girl ağır favori olarak karşımıza çıkıyor. Son yarışında çok güçlü isme fotoda geçilmişti. O yarışı kıyaslayıp gözü kapalı bir şekilde banko yazacak yarışseverler olacaktır. Fakat biz bu atın karakterine çok güvenemiyoruz. Bizce 6 numaralı My Pretty Girl liderliği alacak fakat dışında Simaze ve September gibi isimler tarafından yakın takip edilecek. Düzlükte de mesafeden dolayı bir ihtimal geçilebilir. Eğer mesafeyi kısaltırsa bu rakipleri rahatlıkla geride bırakabilir. Son koşu şartlı 19 mücadelede sürpriz bir bankomuz olacak. O bankoya güvenmeyenler bu koşuda My Pretty Girl'ü tek yazabilirler. Favori kazandığında eleştirmeyi sevenler düzaltılı yapabilirler. Bizce öncelikli rakipleri 5 numaralı September ve 7 numaralı Simaze olacak fakat eğer bu atı yıkıyorsak burayı sağlama alalım. 4 numaralı Mariskill, 1 numaralı Nevacan, 3 numaralı Saudade ve 2 numaralı Passion Runner'da tüm kuponlarda olsun. 9. koşu. 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 19 yarış 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Günün son koşusu şartlı 19 mücadele ve kalabalık bir koşudur. Açıkçası burada çok ön planda tuttuğumuz bir isim var. Risk alıp tek yazmayı düşünüyoruz. Eğer buraya at yazmaya kalkarsak benzer güçte isimleri ayırt etmeden 8 ya da 9 at yazmak durumundayız. Ama son yarışı bizce çok dikkat çekici olan takip atımızı riskli de olsa banko önereceğiz. Bu koşuda banko önereceğimiz isim 3 numaralı Blaze My Boy'dur. Bu safkan son yarışında La Fule arkası 3. olmuştu. O gün La Fule'den 5 kilo daha ağırdı ve düzlükte trafik sorunu yaşamasına rağmen onu yakalamakta zorlanmadı. Erken dışı açılsaydı yani sprint kulvarını erken tercih edip dış kulvardan sprintine başlasaydı muhtemelen yarışı da kazanırdı. Bugün benzer şartlarda biraz daha kısalan mesafede yarışacak. İdman pistinde belirgin şekilde gelişme var. Son yarışını ve bu gelişmeleri göz önüne alırsak bu atın yanına at yazmaya elimiz gitmiyor. Günün son koşusunda şartlı 19 mücadelede 2 numaralı Blaze My Boy bizim bankomuz olacaktır. Yorumlarımız bu kadar. Tüm koşu yorumları ve altılı şablonlarını almak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklesinler. Güncel bilgilerle donatılmış altılı şablonlarımız yarış günü üyelerimize gönderilecektir. Herkese bol şans dileriz.